Hulvi Cemal Bucak, PwC'den. Siber Güvenlik ve Veri Koruma Hizmetleri Direktörü olarak çalışıyorum PwC'de. Öncelikle hoş geldiniz. Sunumumuz 9'da planlandığı için ben hızlıca sunuma girmek istiyorum. Bu arada 20. Çözüm Ortaklığı platformunu da zannediyorum bu seansla, bu oturumla açmış oluyoruz. Bugün ben siber güvenlik tarafında bir takım yapmış olduğumuz, globalde PwC olarak tamamlamış olduğumuz araştırmaların neticelerini de oradaki sonuçları da aktararak bugünün ve yarının siber güvenlik dünyasına nasıl razı oluruz? Burada yönetim kademesine özellikle bir takım öneriler ve 2022'de siber tarafta, riskler tarafında bizi bekleyen genel tehditlerden çok kısaca bahsediyor olacağım bu oturumda. Gerçi bahsettim ama üç temel araştırmadan faydalanacağım bugünkü oturumda. Öncelikle çok kısa olarak 2020'de tamamlamış olduğumuz Global CEO araştırması ve yine CEO Pulse Survey, Chief Operating Officer olarak geçiyor CEO. Bu da daha çok üretim ve manufacturing sektörüne yönelik olarak yaptığımız bir araştırmaydı. Yine her sene yapılan bir araştırma. Bu iki araştırmada özellikle siber riskler ve konu başlığı olarak siber ve veri mahremiyeti, privacy çok ön plana çıktı. Burada birkaç öne çıkan istatistikten ve bazı noktalardan bahsetmek istiyorum. Sonrasında da bizim her sene yayınladığımız dijital dünyada güven araştırması, Digital Trust Insight Survey dediğimiz, yine PwC olarak global ölçekte birçok sektörden iş tarafında ve teknik tarafta katılımcılığıyla yaptığımız araştırmanın daha detaylı bir takım sonuçları ve 2022 tehdit dünyasına genel bakış ve son olarak da özellikle C kademesi, yönetim kademesi için buradaki işbirliği, siber risklerle mücadele nasıl olmalı, etkin bir siber risk yönetimi için neler yapılması ile gerektiği ile alakalı 4 prensip bu seneki raporda öne çıkan bu konuları kısaca özetliyor olacağım. Ben devam ediyorum. Öncelikle en son yapmış olduğumuz Global CEO Survey'den başlamak istiyorum. Şimdi 2020 ile 2020'nin kıyaslamasını ben burada göstermek isterim. 2020'de yaptığımız araştırmada ve burada sorduğumuz soru CEO'lara önümüzdeki dönemde hani politik anlamda, sosyal, çevresel ve iş tehditleri anlamında en çok sizi endişelendiren konunun ne olduğunu sormuştuk. 2020'de en yüksek tehditler arasında siber güvenlik, siber tehditler 4. sıradayken 2021'de ilginç bir şekilde, tabii birçoğumuz bunu bir şekilde tanık oluyoruz. Siber tehditlerin ikinci sıraya yükseldiğini görüyoruz ki burada pandemi ve diğer sağlık krizleri bir numarayı alıyor. En yüksek numarayı doğal olarak içinde halen bulunduğumuz süreçten dolayı. Bu arada şunu da ifade etmek isterim. Pandemi ve sağlık krizleri en son 18. raporda, yani yaptığımız, bu da zannediyorum bir 6 sene evvelki raporda şey olmuş. Yani 6 seneden beri bu listeye, top threatler listesine, tehditler listesinde çıkmış ama tabii COVID-19'dan dolayı doğal olarak beklendiği şekilde 2020 araştırmasında en üst sırada o var. Siber tehditler ikinci sırada %47 ile. Yine burada misinformation, yani bilgi dezenformasyonu diyelim, yanlış bilgilendirme ve vergi politikalarındaki belirsizlikler de önemli risk başlıkları, tehditler arasında yer alıyor. Sonraki slayda geçelim. Şimdi bu tabii global ölçekte yapılan bir araştırma olduğunu söylemiştim. Bizim birçok araştırmamız gibi. Şöyle bir baktığımızda, gerçi burada Türkiye zannediyorum Middle East, Orta Doğu kategorisinde yer almakla birlikte Türkiye'den çok fazla şirket maalesef yok araştırmada ama özellikle Kuzey Amerika ve kıta Avrupa'sında, Batı Avrupa'da siber tehditlerin en öncelikli. Özellikle Amerika'da %69'da açık ara en öncelikli risk. Yine Batı Avrupa'sında da %44 ile biraz daha dengeli ama en önemli risk başlığı olarak CEO'lar açısından konumlandırılmış. Yine araştırma kapsamında ülkemizin de içinde olduğunu Orta Doğu şeyine baktığımız zaman, bölgesine baktığımız zaman burada pandemi ve sağlık krizi birinci sırada %56 ile, siber riskler yine hemen arkasından ekonomik gelişim ve
bir takım jeopolitik belirsizliklerle birlikte ikinci sırada yer aldığını görüyoruz. Tabii yine ciddi oranda siber risklerin bir şey evvelki ve daha evvelki araştırmalara göre ön plana çıktığını globalde birçok coğrafyada söyleyebiliyoruz. Yine bu global CEO araştırmasından devam edecek olursak, burada şirket yöneticilerine COVID-19 kriziyle birlikte önümüzdeki dönemde hangi alanlara yatırım yapacaklarını sorduk. Yatırım planlarının nasıl değiştiğini sorduğumuzda, burada tahmin edeceğiniz gibi dijital dönüşüm tarafında ciddi, yani şirketlerin neredeyse yarısı %49'la ciddi oranda bir bütçe ve yatırım planları olduğunu söylemişler. Ama neredeyse %80'den fazlası, her 10 şirketten 8'i dijital dönüşüm konusuna ağırlık veriyorlar. COVID-19 ile birlikte hepimizin de tecrübe ettiği gibi ve tanık olduğu gibi dijital dönüşüm planları çok hızlı bir şekilde hayata geçmek durumunda kaldı. Birçok sektör müşterilerine veya tedarik zincirlerine olan ilişkilerinde süreçlerini, teknolojik altyapılarını dijital dönüşümle birlikte hızlandırmak durumunda kaldı. Bu da bu taraftaki planların ve öncülüğün artmasına sebebiyet verdi. Yine burada siber riskler ve data privacy, veri mahremiyeti aslında üçüncü sırada, yani ilk üçte olduğunu görüyoruz. Siber güvenlik ve data privacy tarafında da şirketlerin neredeyse %70'inin bu tarafa ağırlık verdiğini, %31'lik bir kısmını da çok ciddi manada bütçe ayırdığını görüyoruz. İkinci bir öncelik de burada, bundan da bahsetmek gerekir belki kısaca. Şirketlerin maliyetlerini, tabii cost verimliliğini, maliyet verimliliğini artırabilecek bir takım projeler ve inisiyatifler noktasında da buna da önem verildiğini görüyoruz dijitalleşmeyle birlikte. Devam etmeye çalışıyorum. Evet. Evet, CEO Survey'deki highlight etmek istediğim, vurgulamak istediğim slaytlar bunlardı. Şimdi buradan bir farklı araştırma olan CEO Pulse Survey. Bu üretim sektörüne yönelik yaptığımız bir çalışma, bir araştırma. Burada sağ tarafta gördüğünüz gibi aslında sektörler nelerdir dersek, aerospace'ten, havacılıktan, otomotiv, perakende, elektronik, mühendislik, sağlık, endüstriyel birçok sektörden firmaların katıldığı bir çalışma. Burada ilginç olan şu, ben bu raporun geçen seneki ve daha önceki versiyonlarında baktığımda aslında siber riskler ilk onda dahi değil üretim sektörü açısından, ama son yapılan araştırmada, yani 2020'de yaptığımız araştırmada siber güvenliğin ve risk yönetiminin çok önemli bir sıraya, yani ilk üçe girdiğini görmekteyiz üretim sektörü açısından. Bu da aslında yine tanık olduğumuz, yani biz birçok müşterimizden duyuyoruz, bizzat müşterimize bu noktada destek oluyoruz. Yaşamış oldukları siber vakalar, bir takım olayların çok fazla arttığını, üretim sektöründe özellikle belli sistemlerin, üretim sistemlerinin, ERP sistemlerinin, finansal sistemlerinin bu taraftaki bilgi güvenliği organizasyonu, belki yatırımlar daha düşük olduğu için daha kolay saldırganlar tarafından ulaşılabilir ve sızılabilir noktalar belki sektörler olarak gördükleri için çok fazla vaka yaşadık. Bu minvalde de bu raporumuzda siber güvenlik ve risk yönetiminin en öncelikli konular arasında çıkmış. Bir numaralı öncelik nedir derseniz, bu da yine dijital satış ve pazarlama tarafında ciddi bir önümüzdeki 6 ay ve 1-2 senede önceliklerin ne olduğunu sormuştuk. Burada dijital satış ve dijital pazarlama kanallarının geliştirilmesi, yani dijitalleşme diyebiliriz, öncelikli konu. Ama siber risk ve risk yönetimi yine yaklaşık %70-72'lik gibi bir rakamla birçok üretim sektöründe faaliyet gösteren kurum için önemli. Cyber anlamında özellikle aerospace, havacılık tarafı bundan çok ciddi etkilendi. %32'lik bir artış var burada önceliklendirme noktasında. Yine endüstriyel tarafında, üretim tarafında da %24'lük siber güvenliğin önceliklendirme noktasında bir artış olduğunu görüyoruz. Alt kırılımlara bakacak olursak. Peki şimdi bu siber güvenlik tarafında yatırımların ciddi oranda artacağını söyledik. İkinci öncelikli konu oldu üretim sektörü için. Kendi alt kırılımlarına baktığımızda bildiğiniz gibi siber güvenlik tarafında
birçok çözüm, birçok teknolojiyi aynı anda paralel bir şekilde kurmak, bunları devreye almak gerekiyor. Çünkü siber riskler çok sofistike riskler. Maalesef bir çözümün veya bir çözüm sağlayıcının kolay bir şekilde adresleyemeyeceği nitelikte farklı konular var. Uygulama güvenliğinin farklı kendince yönetilmesi gereken alt maddeleri, network güvenliği ayrı bir konu, OT, operasyonel teknolojiler güvenliği farklı bir konu. Bu slide'da gördüğümüz aslında siber güvenlik tarafında olgun bir şirketin yapması gereken yatırım alanlarını görüyoruz. Buraya baktığımızda bu kırılımın, bu bütçenin, önceliğin büyük bir kısmının uygulama güvenliği tarafında. Yani burada şirketlerin kullanmış olduğu iş uygulamaları, ERP olabilir, back office uygulamaları olabilir, HR uygulamaları olabilir veya kritik üretime yönelik uygulamalar olabilir. Bu taraftaki uygulamaların daha dayanıklı hale getirilmesi, bir takım saldırılara, ataklara karşı dayanıklı hale getirilmesi için uygulama güvenliği tarafında yatırımların %52'si bu tarafta yoğunlaşmış. İkinci alan, bu da hazırlıklı olması şirket. Biraz zor okunuyor ama response exercise demişiz. Yani kurumların bir risk olmadan evvel risk olmuş gibi o riski, bu bir siber risk olabilir. Geçtiğimiz senelerde örneğin deprem, halin içinde yaşadığımız pandemi, bunlar da farklı riskler. Böyle bir risk karşısında kurum nasıl reaksiyon vermeli? Yani burada kriz yönetim planlarının, kriz yönetim simülasyonlarının yapılması ve kurum içinde farkındalığın belli bir seviyede tutulması ve bir örneğin bir siber kriz vaka meydana geldiğinde kim ne yapacak? Görevler ne olacak? IT'nin görevi ne olacak? O siber kriz senaryosuna göre örneğin bilgi güvenliği en görevi o ne olacak? Burada tabii her kademede belli partilerin, belli çalışanların bilgilendirilmesi, karar alıcıların da bu kriz odasında veya kriz masası etrafında belli kararları verebilmesi önemli. Dolayısıyla son aslında BDDK, finans sektöründeki BDDK yönetmeliğinde de kurumların artık senede en az bir kez bir siber kriz senaryosunu simüle edip hazırlık seviyesini, kriz yönetim planlarını güncel tutmaları istenmekte regülasyon tarafından. Dolayısıyla ikinci konu bu, %46 ile. Yine üçüncü en fazla yatırım yapılan konu da artık siber risklerin bir şekilde her kurumun başına geleceğini biliyoruz. %100 güvenlik söz konusu değil. Bazen basit bir hatadan dolayı bu riskler meydana gelebiliyor. Dolayısıyla yine incident response, yani olay müdahale, olay olduğu noktada hızlı bir şekilde o sistemleri, kritik süreçlerimizi ve uygulamamızı ayağa kaldırabilmek, felaket kurtarma, recovery tarafındaki planların, felaket kurtarma planlarının kritik sistemler için, kritik kaynaklar için, ki bunlar çalışanlar, lokasyon, veri, uygulamalar olarak da düşünebiliriz. Buradaki veri kurtarma, felaket kurtarma senaryolarının ve planlarının hazırlıklı olması, olay yönetim, vaka yönetim süreçlerinin, yani olay olduğunda hızlı bir şekilde o kritik süreçleri ve uygulamaları ve veriyi geri getirilmek tarafındaki gereken hazırlığın yapılması yine üçüncü en fazla yatırım yapılacak konulardan bir tanesi. Bir diğeri de dördüncü sırada özellikle veri güvenliği ve privacy, veri mahremiyeti tarafındaki süreçlerinin özellikle ülkemizde de son 2018'den bu yana bildiğimiz gibi yürürlükte olan KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'ndan dolayı birçok kurum bu tarafta gerekli hazırlıkları hem hukuki tarafta hem de idari ve teknik tedbirler dediğimiz daha çok siber güvenlik ve veri güvenliğine dokunan kontrollerin, önlemlerin alınması tarafında yatırımlarını yaptı ama ve birçok kurum artık denetim fazına geçti. Ama bu tarafta bir takım gereksinimlerini kanunun yapmayan şirketlerin de olduğunu biz tanık oluyoruz. Bu da önemli bir konu. Çünkü artan bir şekilde özellikle KVKK cezaları artık birçok kurumun maalesef bazı kurumların tecrübe ettiği bir risk haline geldi ve buradaki cezaların oranların da günden güne daha fazla arttığını ülkemizde de görebiliyoruz. GDPR kapsamında şirketin gelirinin %3'ü gibi çok büyük bir orana kadar çıkabiliyor. Ülkemizde en fazla gördüğümüz 1,5 milyon TL'lik bir ceza hatırlıyorum ben. Amazon'un ve Facebook'a yönelik verilen ama bu ceza miktarlarının da tabii yaşanan olay ve etkilenilen, sızan veya etkilenen müşteri sayısının volümüyle de alakalı çok daha yukarıda da çıkabileceğini öngörülebilir. Bir sonraki slayda geçiyoruz. Evet, bu aşamada da artık oturumun belki ana konusu olan 2022 son yaptığımız dijital dünyada güven araştırması, Digital Trust
Digital Trust Insight Survey'den ve buradaki bir takım çıktılardan bahsetmek istiyorum. Önemli noktalardan. Çok kısaca araştırmadan bahsetmek gerekirse, global ölçekte yaptığımız yine bir araştırma. 20 seneden beri her sene düzenli olarak yaptığımız bir araştırma bu. Burada tabii farklı büyüklükte gelirleri küçük şirketlerden, orta ölçekli şirketlerden, globalde gelirleri milyar dolarlar seviyesine gelebilecek, bir güvenliğine ciddi yatırım yapan farklı büyüklükteki ve büyük şirketlerin de yer aldığı bir araştırma. Katılımcı sayısı olarak 3000'den fazla, 3600'den fazla hem business iş tarafındaki yöneticinin, üst kademe, orta kademe yöneticisinin, hem de teknoloji ve güvenlik tarafındaki yöneticilerin ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Dijital dünyada yön araştırmamız. Evet, şöyle bir hangi sektörlerden katılım olduğunu kısaca göstermek isterim. Demografiye baktığımızda biraz evvel belirttiğim gibi yine çok farklı sektörlerden katılımcıların burada dağılımını sağlamaya çalıştık. Teknoloji, medya ve telekomünikasyon şirketleri tabii ki güvenliğe, siberliğe önemli yatırım firmalar, önemli ciddi seviyeli yatırım yapan firmalar. Burada endüstriyel üretim, üretim sektörü de söz konusu, finansal hizmetler, perakende ve perakende sektörü, enerji ve kritik altyapılar, sağlık ve en son olarak da kamu sektörü. Kamu tabii nispeten biraz daha %3'lük gibi bir oran var ama çok farklı nitelikteki sektörlerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Sağ tarafta da her sektörün alt kılımında hangi alt sektörlerden firmaların ne oranda katıldığını burada göstermeye çalıştık. Peki araştırmanın kapsamı, bu seneki araştırmamızın ana teması neydi? Kapsamı neydi? Sonuçlarına geçmeden evvel bir takım sonuçlardan önce bir kapsamdan bahsedelim. Bu sene özellikle CEO'nun, yani şirketin artık yöneticisinin en üst seviyedeki bu executive'den sorumlu kişinin, CEO'nun, organizasyonun, kurumun siber güvenliğine nasıl katkı yapabileceği üzerinde biraz durduk bu araştırmayı yaparken. İkinci konu kompleksite veya karmaşıklık. Yani bu şirketlerin süreç tarafında ve özellikle teknoloji tarafında çok karmaşık bir altyapıya sahip olması, artan dijitalleşmeyle birlikte ve böyle bir karmaşık altyapının güvenliği sağlanabilir mi? Bu çok mu zor? Nasıl sağlanabilir konusunu biraz anlamaya çalıştık. Şirketler bu tarafta ne düşünüyorlar? Yine diğer bir konu, şirketler kısıtlı varlıklarıyla, yatırımlarıyla, bütçeleriyle ve insan kaynağıyla en önemli risklerini adresliyorlar mı? Yani korumaya çalıştıkları koruma veya siber stratejilerinde, güvenlik stratejilerinde tam olarak önemli risklerini adresliyorlar mı, önceliklendiriyorlar mı? Bunu biraz anlamaya çalıştık. Ve son konu da yakın zamanda tecrübe ettiğimiz, belki LinkedIn'den, farklı platformlardan yazılım tedarik zinciri tarafında yaşanan çok ciddi bir vaka var. Log4j zafiyeti. Bu bir yazılım kütüphanesi ve Tesla'dan, Amazon'dan, Google'dan, Microsoft'tan tutun birçok global ve farklı seviyede firmanın ve müşterinin tabii etkileyen, çünkü birçok yazılımda uygulamanın içinde kullanılan bir kütüphane olduğu için ve buradaki zafiyet o uygulamanın uzaktan ele geçirilmesini, kolay bir şekilde ele geçirilmesini imkan sağlayan bir zafiyet. Tam olarak adreslenebilmesi belki de yıllar alacak. Çünkü etkisi çok büyük. Birçok yere etki eden bir zafiyet olduğu için ve asıl konu da burada üçüncü partilerin, tedarikçilerin ve supply chain'in, tedarik zincirinin korunması. O taraftaki şirketler risklerini biliyorlar mı? Çünkü tedarikçinin riskleri aynı zamanda şirketlerin kendi riskleri olduğu için ne kadar haberdarlar, neler yapıyorlar. Dört prensipten, yani aslında araştırmanın sonucu olan dört prensipten ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim için biraz da süreyi efektif kullanmak anlamında burayı biraz hızlı geçiyorum ve direkt araştırmanın sonuçlarıyla devam etmek istiyorum. Şimdi bir evvelki sene yaptığımız 2020 araştırmasında burada şöyle bir ilginç bir nokta var. Şirketlerin bilgi güvenliği tarafına siber güvenlik bütçelerinin %10'dan fazla artırım yapacağını söyleyen şirketlerin sayısı %8'di. Ama hemen, yani bu sene son yaptığımız araştırmada çok ciddi bir artış görüyoruz. Yani bu çok daha fazla tehditin, siber tehditin ve riskin gerçekleşmesinden kaynaklanan bir durum. Burada bu %8'lik rakam,
Yani %10'dan fazla da bir siber bütçesini ayıracağını söyleyen şirketlerin sayısı %8'den %26'ları çıkmış. Ve burada bütçelerin oranlarının da arttığını görüyoruz. Yani bu %8 şirketlerin %14'ü açısından %11 ve %14 gibi daha ciddi bir artış var. Ama %12'si de %15'ten fazla siber güvenlik tarafındaki bütçelerinin artıracaklarını söylemişler. Burada ciddi bir siber bütçe tarafında bilgi güvenliği bütçesinin artış olduğunu görüyoruz. Kompleks dedik, karmaşıklık dedik. Yine şirketlere sorduğumuzda yani karmaşıklıktan kasıt tabii sol tarafta göstermeye çalıştığım bu karmaşıklığı neler oluşturuyor dersek çok kabaca belirtmek gerekirse veri altyapısı, teknoloji altyapısı, veri yönetişimi, operasyonel teknolojiler, IT teknolojileri, tedarik zinciri, teknoloji yatırımların yönetimi, iş sürekliliği, iş dayanıklılığı, bulut teknolojileri birçok konu başlığı var bu kompleksliği, karmaşıklığı oluşturan. Ama şirketlerin ortak burada cevabı şu ki, şirketlerin neredeyse %75'i, büyük bir çoğunluğu gereksiz ve önlenebilir bir karmaşa, bir hengame olduğunu söylüyor. Yani kurumlarındaki süreçler ve teknolojik uygulamalar altyapıları anlamında bunların basitleştirilmesi gerektiği noktasında ortak bir karar var. Yine aynı şekilde şirketler bu aşırı karmaşıklığın, buna eminim siber güvenlik uzmanları da katılacaktır. Siber riskler tarafında ve privacy, veri maliyeti tarafında riskleri de ciddi oranda arttırdığını söylüyor ki hani bunun zaten orantılı gidiyor olması çok mantıklı ve çok doğru. Dolayısıyla bu karmaşıklık çok ciddi bir risk, çok ciddi bir etken siber risklerin veya tehditlerin daha fazla oluşmasına maalesef katkı sağlayan. Bir diğer slayda geçelim. Evet, buradaki sorumuz şirketlerin güvenliği tarafındaki süreçlerinin, vergi güvenliği ve veri maliyeti, privacy tarafındaki süreçlerinin ne kadar hazır olduğunu, ne kadar etkin olduğunu sorduğumuzda burası ilginç. Sadece üçte biri bu anlamda formal olarak tanımlanmış, onaylanmış süreçlerinin hazır olduğunu ve bunların devrede olduğunu söylüyor. Ama şirketlerin yine büyük bir kısmı, neredeyse %60'ı bu tarafta ya formal onaylanmış bir süreçleri yok. Bu KVKK süreci olabilir, KVKK ile ilgili süreçler olarak düşünebilirsiniz. Bilgi güvenliği tarafındaki politika, prosedür, standartlar olarak düşünebilirsiniz. Birçoğu bunların formal olarak onaylanmadığını, kısmen onaylı olduğunu veya ad hoc bir şekilde yani random, rastgele bir şekilde yönetildiğini, bir sürece bağlı olmadan bir olay olması durumunda işte o anki kaynaklarla yönetildiğini söylemekteler. Dolayısıyla burada da birçok kurumun aslında alması gereken yol olduğunu görüyoruz. Bilgi güvenliği yönetimi ve privacy yönetimi anlamında. Yine burada şirketlere sol tarafta gördüğünüz Paz Survey'leri gösterdiğim gibi bilgi güvenliği tarafındaki alt başlıklar var sol tarafta işte bulut güvenliğinden tutun çalışanların farkındalığının artırılması, eğitilmesi, bilgi güvenliği tarafında uç nokta güvenliği birçok konu var. Kimlik ve erişim yönetimi çok çok önemli bir konu. Kullanıcıların hangi yetkilerle sistemlerin nasıl erişmesi gerektiği, üçüncü partilerin risk yönetimi, software defined access ve zero trust biraz daha yeni terminolojiler. Şu an detayına girmek istemiyorum ama bu konular başlığında siber güvenlik yatırımları alt kırılımları noktasında sorduğumuzda yatırımlarının ne aşamada olduğunu yani buradaki projenin tamamlayıp tamamlamadıklarını sorduğumuzda çok aslında küçük bir kısmı neredeyse en fazla aslında %16 görüyoruz. Bu taraftaki implementasyonlarını, devre alımlarını yaptıklarını ve artık kullanmaya başladıklarını söylüyorlar ama yine büyük bir kısmı şirketlerin burada gördüğünüz koyu gri ve açık gri ortadaki alan henüz implementasyonlarının yani güvenlik teknolojilerinin ve süreçlerinin devreye alımlarının devam ettiğini veya yeni başladığını ifade etmekte. Dolayısıyla burada aslında yapılacak çok daha iş olduğunu yani siber riskleri etkin bir şekilde yönetebilmek için bu konu başlıklarının bu güvenlik çözümlerinin her birisinin devrede olması çok önemli. Yani birçoğu bunlar için burada kurumlar için olmazsa olmaz. Ama şirketlerin bu tarafta henüz yolculuklarının, çalışmalarının, projelerin devam ettiğini görmekteyiz. Burada yapılacak, alınacak oldukça fazla mesafe söz konusu. Peki diğer bir konu da Global CEO Survey'inde kısaca bahsettiğim gibi
yönetim kademesinin, yani CEO olsun, yönetim kurulu olsun, üst yönetimin siber güvenlik konularına ne kadar çok daha vakit ayırmadıklarını sorduk. Özellikle son senelerde bu tarafta CEO ve üst seviyenin siber riskleri, işte ilgili teknik ekiplerden, bilgi güvenliği olabilir, IT'den ne kadar dinlediğini, bu taraftaki karar alma süreçleri, bütçeleme konusunda ne kadar destek verdiklerini sorduğumuzda burada ciddi bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Şirketlerin %43'ü aslında ciddi bir iyileşme, yani board yönetim kuruluyla yönetim arasında, IT ve siber güvenlik ekipleri arasında iletişimin son 2 senede ciddi oranda arttığını, daha fazla riskleri ve siber riskleri, IT ve cyber riskleri konuştuklarını söylemişler. Yine neredeyse 1/3 hani kabul edilebilir bir oranda iyileşme olduğunu söylüyorlar. Bu çok güzel, sevinici haber. Burada ne gibi konular konuşuluyor derseniz, ne gibi faktörlere baktık? Yani yönetim kurulu toplantılarda siber risklere ayrılan sürenin şeyine baktık, ne kadar arttığına baktık. Board'un yönetim kurulu ve C seviyesinin genel müdür ve genel yardımcı seviyesindeki kişilerin bu siber riskleri ne kadar iyi anladığını, idrak edebildiği gibi konulara baktık. Ve ne kadar fazla bir araya geldiklerini bu konular etrafında baktık. Ve burada ciddi bir iyileşme olduğunu görüyoruz ama tabii burada yönetim kararı olmadan, desteği olmadan siber risklerin yönetilebilmesi, etkin yönetilmesi çok kolay değil. Bu önemli bir gelişmeydi. Şimdi raporla alakalı öne çıkan başlıkları kapsamış olduk, anlattım. Bundan sonra da 2022'de aslında yine raporumuzun bir alt başlığı olan tehdit dünyasında ne gibi tehditler söz konusu, neler bizi bekliyor, öne çıkan tehditler neler olacak, buna kısaca değinmek istiyorum. Şimdi burada bir tehdit aktörü dediğimiz terminolojiyi kısaca tanımlamak gerekirse, kurumunuzun bilgi varlıklarını, kritik varlıklarınızı veya bilgi sistemlerine zarar vermek isteyebilen, verilerinizi çalmak isteyebilen aktörler. Yani bunlar kimler olabilir? Siber suçlular, işte hacktivistler, kendilerini ispatlamak, rüştünü ispat etmek isteyen veya işte meşhur olmak isteyen hackerlar olabilir. Ulus devletler olabilir bu tip saldırıların arkasında. İçeriden bazı çalışanlarınız bunu yapıyor olabilir. Kötü niyetli veya işten ayrılmak durumunda olmak isteyen, zarar vermek isteyen, patronuna kızmış vesaire olabilir. Üçüncü partiler olabilir. Şirketinize uzaktan veya yerinde destek veren rakipler ve geçmiş çalışanlar olabilir. Burada öne çıkan tehdit aktörleri, suç örgütleri. Burada artan bir şekilde fidye yazılımlarında da gördüğümüz gibi organize bir şekilde çalışan suç örgütleri var. Yani tek motivasyonları ekonomik fayda elde etmek. Bu fidye saldırımları, atakları sayesinde şirketleri bu anlamda şirketlerin gelirlerinin bir kısmını ele geçirmek, fidye istemek. Ki fidyeyi aldıkları durumda bile aslında bu şifreleri, fidye yazılımlarını çözecek şifrelerin paylaşmadığı durumları da şahit oluyoruz. Yine hackerlar ve ulus devletin ilk üçü aldığını görüyoruz. Dolayısıyla siber suç örgütleri ve hackerlar yine ön planda olacak önümüzdeki dönemde. Peki bir sonraki sorumuz da hangi alanlar, yani şirketler biraz evvel tehdit aktörlerinden, hani saldırıyı kimlerin yapacağından, nereden golleyebileceğimizden bahsetmiştik. Burada da daha çok hangi kapıları kullanarak şirkete sızmak isteyebilirler? Hangi eksikleri sömürerek veya kullanarak bu saldırıları gerçekleştirmek isteyebilirler konusuna baktığımızda, mobil tarafta, yani burada uzaktan çalışma, VPN teknolojileri gibi süreçleri de düşünebilirsiniz. Mobil güvenlik, uygulama güvenliği de düşünebiliriz. Buradaki tehdit seviyesinin, yani tehdit algısının ve seviyesinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Yine IoT, özellikle Internet of Things, nesnelerin internetiyle çok daha fazla akıllı cihazdan bahsediyoruz. Bunlar evlerimizde var. Artık arabaların otonom sistem kendi kendine sürebilmeleri, arabaların birlikte haberleşmesi, yani bunlar önümüzdeki dönem daha fazla olacak tabii ama prototipleri söz konusu, belli ülkelerde uygulamaları söz konusu. Yine akıllı cihazlar, akıllı işte beyaz eşya, akıllı kameralar vesaire. Dolayısıyla bu cihazları hacklemek suretiyle de zarar vermek. Yani bu cihazlardaki zafiyetler de çok fazla kullanılıyor. Ve yine bulut sağlayıcı. Birçok kurum, Türkiye'de biraz daha yavaş olsa da BRRK'dan ve regülasyondan dolayı bulut hizmetleri çok yaygınlaştı. Globalde birçok kurum artık maliyetlerini yönetmek, core business'a yönelebilmek için birçok hizmetini buluta taşıdı. Dolayısıyla bulut tarafında da aslında
suç örgütlerinin iştahını kabartan çok ciddi bir veri seti, kritik uygulama, şirketlere zarar vermek isteyen hackerların aslında hedeflediği bir yer olmaya başladı. Dolayısıyla bu tarafta da öne çıkan saldırı yöntemleri ve alanları bu alanlar olarak öne çıkıyor. Peki ne tip saldırı yöntemleri son olarak da kullanacaklar daha çok? Buna baktığımızda hangi alanlarda daha fazla saldırı beklemeliyiz? Burada tabii öne çıkan üç tane konu var. Bunlardan bir tanesi biraz evvel de bahsettiğim fidye saldırıları, ransomware dediğimiz fidye saldırıları. Bu çok fazla oluyor. Ülkemizde de çok fazla oluyor. Özellikle üretim sektöründe yakın zamanda son 2-3 ayda 2'den fazla, 3'ten fazla bizim bizzat tanık olduğumuz müşterimiz oldu. Aynı şekilde bulut sağlayıcılarına yapılan ataklar çok ciddi bir şekilde artıyor. Ve kripto mining, yani bir sistemlerinizi ele geçirmek suretiyle burada kripto üretebilmek için kripto mining, kripto madenciliği yapmak için sistemleri ele geçirip buradaki kaynakları CPU, RAM'i vesaire kullanmak isteyen bu tip saldırılardan bahsediyoruz ve saldırganlardan bahsediyoruz. Bunlar ilk üçü alıyor. Burada yine zararlı yazılımlar, malware önemli ve supply chain'den, tedarik zincirlerinden bahsetmiştik. Özellikle son işte SolarWinds ve Log4j biraz evvel bahsettiğim zafiyeti tedarik zincirlerimiz, özellikle yazılım tedarik zincirlerimizin, yani kullandığımız ürünlerin, aldığımız kurumumuzda kurduğumuz ürünlerin güvenli olduğu bir takım güvenlik testlerinden geçtikten sonra, güvenliğin konusunda bir teyit aldıktan sonra kullanmamız, risk değerlendirmesini yapmamız çok çok önemli. Evet, şimdi dört temel prensipten kısaca bahsetmek istiyorum. Raporun da özeti olan burada üst yönetim, özellikle CEO liderliğinde bu çok sofistike olan siber risk yönetimini, bilgi güvenliği yönetimini nasıl olgunlaştırabilir, nasıl daha etkin yönetebilir, takibeler nelerdir? Şimdi öncelikle tabii CEO'nun burada siber güvenliğin şirketin büyümesinde ve müşteri güvenin sağlanmasında da önemli bir nokta olduğunu vurgulamalı. Yani sadece savunma anlamında bir takım önlemlerin devreye alınmasında değil, artık bir takım verilerini şirketlere emanet eden müşteriler nezdinde de bu güvenin sağlanabilmesi için bu tarafa yatırım yapılması gerektiğini, yani bir güvenlik bakış açısının organizasyonun tüm genelinde oluşturulması için CEO bir duruş sergilemeli, net bir mesaj vermeli. Ve en önemlisi CISO'yu, yani bilgi güvenliğinden sorumlu lideri, bu tabii direktör seviyesinde olabilir, orta kademe seviyesinde olabilir, GMY seviyesinde olduğunu gördüğümüz yerler de var, kurumlar da var, daha çok bankalar bunlar. Ve umuyorum ki önümüzdeki dönemde daha çok olacak, konunun öneminden dolayı. CISO'nun bağımsız hale getirilmesi, yani bir risk komite, aynı iç denetimde olduğu gibi bir yönetim kuruluna, bir risk komitesine raporlaması, sadece teknoloji değil, tüm iş ve destek fonksiyonlarının da nasıl diyeyim, geri geldiğini denetleyecek seviyede bağımsız ve güçlü olması ve business'la, iş stratejiyle iç içe olması çok önemli. CISO tarafından bakacak olursak, yani bilgi güvenliği lideri veya siber güvenlik yeri kurumundaki açısından bakacak olursak, onun rolü burada nedir? Ne yapması lazım? Şirketin örneğin öncelikle iş stratejisini CISO çok iyi anlamalı. Yani güvenlik hiçbir zaman business'ı, işi durdurmamalı. Dolayısıyla iş stratejisinin şirketin ne tarafa doğru, vizyonunun, iştahının neler olduğunu, gelirlerini artırmak ve büyümek anlamında bunu çok iyi anlaması lazım. İletişim burada çok önemli. Sadece teknik özellikleri değil, teknik becerileri değil, iletişim tarafında da CISO'lara çok önemli aslında görevler düşüyor. CEO'ya ve diğer yönetim kurulu kademesine güvenliğin ve veri mahremiyetinin tüm süreçlere entegre olması konusunda yardımcı olmalı. Sürekli onlarla iletişim halinde olmalı. Ve biraz evvel bahsettiğim gibi şirketin müşterilerle olan, hani o güven ve iş tarafındaki büyüme destekleyecek şekilde ekibini yönlendiriyor olmalı CISO. İlki buydu. Diğeri basitleştirmek. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi şirketlerin artık teknoloji altyapıları, süreçleri çok karmaşık hale geldi. Dolayısıyla karmaşık bir şeyi yönetebilmek zor olduğu gibi güvenliğini sağlayabilmek de çok zor. Bu karmaşıklığın ortaya getirdiği çok farklı riskler var.
kurumun bir şekilde göremediği, saptayamadığı. Dolayısıyla burada basit bir altyapı kurmak, basit süreçler, yani kullanılmayan gereksiz altyapı ve teknoloji uygulamaları bir şekilde ritar etmek, bunlardan arınmak önemli. Burada tabii CEO, özellikle operasyondan sorumlu genel müdür yardımcıları ve dijital dönüşümün başındaki liderler. Bunlar daha çok teknoloji ekipleri olabilir veya bazı business ekipleri de olabilir. Bunların yapılan her projede, konuşulan her majör değişiklikte, inisiyatifte, operasyonel olabilir, kültürel olabilir. Siber bunun neresinde? Yani burada bir siber güvenlik açısından bu süreci, bu uygulamaya bakıldı mı? Bilgi güvenliği gereksinimleri ortaya konuldu mu noktasında CISO'yu işin içine çekiyor olması lazım. Özellikle bulut örneğin teknolojileri kullanılacaksa, bulut adaptasyonu olacaksa, bir M&A, bir firma satın alınacaksa, buradaki güvenlik listelerinin adreslenebilmesi noktasında CISO'dan destek istemeli iş liderleri. Dolayısıyla CISO ile iletişim, burada çift yönlü iletişim her zaman önemli. Organizasyonu ilgilendiren tüm kritik inisiyatifler noktasında. Peki burada CISO ve CIO ne yapmalı? Bunlar da yani şirketi özellikle çok şirketin buradaki hedeflerini düşünerek bu kompleksliği ortadan kaldırmak için güvenlik tarafında da çok ve IT tarafında da çok kompleks bir yapı olduğunu söyledik. Nasıl basitleştirilebilir? Nasıl daha az çözüm sağlayıcıyla çalıştırın, daha kolay yönetilebilir bir yapı ortaya konulabilir. Bu noktada mesai ve efor harcamalarında fayda var. Yine üçüncü önemli bir nokta. Şimdi şirketlerin risklerini efektif bir şekilde yönetmesi gerektiğinden bahsettik. Bu nasıl olacak? Bu güvenilir bir takım dataları kullanarak, yani burada da data analizi, bir takım platformların kullanılmasında fayda var. Ne gibi? Örneğin siber istihbarat platformu. Bir takım saldırılar olmadan acaba dark web'te, internette bazı saldırganlar, suç örgütleri haber aldıkları şirketin belli bir altyapısına veya belli bir sektöre yönelik bir saldırı planlığı olabilir. Bir takım bu tip bilgilerin daha önceden haberdar olması noktasında önlemler daha erken alınabilir. Yine diğer önemli bir konu, son zamanlarda önemli bir threat, siber risklerin finansal ölçümlenmesi. Kurumun risklerin boyutunun ne olabileceğini doğru anlaması, siber güvenlik bütçesinin de doğru bir şekilde yönetilebilmesi, doğru bütçenin ayrılması anlamında da önemli. Aynı zamanda yönetim kurulu, genel müdürün daha etkin karar verebilmesi anlamında da risk önleyici faaliyetler ve buradaki bütçeyle alakalı onlara destek verecektir. Dolayısıyla siber risklerin ölçümlenmesi, cyber risk quantification da önemli bir konu. Şirketlerin sadece %26 şu an bunu kullanıyor. Survey'e katılan bu çok az bir ürün, az bir oran. Aynı şekilde siber istihbarat tarafından, yani proaktif izleme tarafından yine %30 bundan faydalanıyor. Bu taraftaki yatırımların artması, bu platformların daha fazla kullanılması önemli. Dolayısıyla burada CFO da aslında finanstan sorumlu genel müdür yardımcısının da risk odaklı bir bakış açısı sergilemek için CISO ile konuşması, yani olabilecek bir takım veri sıkıntısının veya güvenlik vakalarının finansal maliyetin, batım line etkisinin ne olabileceği noktasında CISO'dan görüş alması, bunları anlamaya çalışması çok önemli. Ve biraz evvel bahsettiğim platformlar, Cyber Risk Quantification, siber risk ölçümleme platformları, hizmetleri yine CISO'nun planlaması gereken konular. Ve sadece siber riskleri değil, siber risklerin kurumun tüm riskleriyle, diğer farklı işte finansal, operasyonel, stratejik riskleriyle beraber birlikte değerlendirilmesi, yani bir kurumsal risk yönetimiyle siber risk yönetiminin entegre olması, özellikle kurumsal risk yönetimi yapısı olan kurumlar, halka açık şirketler için bu konuda da efor ve mesai harcanması çok çok önemli olacak. Evet, zannediyorum bu son slaydımız. Üçüncü partiler ve tedarik zincirlerinin kaynaklı risklerden bahsetmiştik. Önemli bir konu başlığı ve çok önemli bir challenge olarak da devam edecek gibi gözüküyor son yaşadığımız zafiyet ve vakalardan dolayı. Burada peki kimlere görev düşüyor? Burada daha çok yine CEO operasyonundan sorumlu genel müdür yardımcısı veya işte direktör hangi seviyede ise burada kritik business süreçlerini veya teknolojik altyapılarını outsource ettiğiniz, bu konuda destek aldığınız tedarik zincirlerinin belirlenmesi, bunlara yönelik bir risk değerlendirme süreci. Bu çok basic de olabilir. Yani bir checklist mantığında da olabilir.
veya çok daha detaylı, bizzat yerinde denetim gibi bir takım teknolojiler, tool'lar kullanılarak şirketin güvenlik pozisyonu duruşunu, yani tedarikçinizin dijital dünyadaki parmak izini uzaktan denetlemek şeklinde de, bir takım platformlarla denetlemek şeklinde de olabilir. Dolayısıyla CEO'nun bu noktada CISO ve Chief Risk Officer ile yakın çalışması önemli. Kritik tedarikçilerin öncelikle belirlenmesi önemli. Burada CRO'ya, yani Chief Risk Officer'a ve CISO'ya, Chief Information Security Officer'a düşen görev ise third party riskleri düzenli bir şekilde değerlendirmek. Yeni bir tedarikçi varsa, özellikle dijital bir altyapıyı yönetecekse, burada ne gibi datalar paylaşılıyor, risklenir, hangi boyutlara varabilir, kurum tedarikçinin gereken bilgi güvenliği yatırımları, süreç ve teknoloji tarafını tamamlamış mı, bunların bir kontrol edilmesi ve yeri geldiğinde sürekli olarak denetlenmesi önemli. Yine aynı şekilde yönetim kurulunu sürekli olarak CRO ve CISO'nun üçüncü partilerden ve tedarik zinciri kaynaklı doğabilecek riskler konusunda bilgilendirmeleri, doğru adımları ve kararları atmaları noktasında destek olmaları çok çok önemli. Evet, bu son slaydımdı ve bu şekilde aslında oturumu da tamamlamış olduk. Evet, siber riskler önümüzdeki dönemde yine öncelikli bir konu başlığı olmaya devam edecek. Bu tarafta birçok kurum yatırımlarını artırıyor. Bu noktada da tüm katılımcılara, tüm şirketlere ben de kolaylıklar dilerim. Gerçekten kolay değil. Hem yatırım, hem sponsorluk, hem de destek, hem de farkındalık gerektiren bir konu. Umarım tüm katılımcılar açısından da 2022 ve sonraki senelerde bu tarafta olumlu adımları ve yatırımları tamamlama imkanı olur. Ve olumsuz bir takım vakalar ve olaylarla karşılaşmayız diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu noktada sorusu olan varsa ben göremedim alt tarafta, ama memnuniyetle cevaplayabilirim. Bana ulaşmak isterseniz e-mailimi zannediyorum burada koymamışım, ama her zaman ulaşabilirsiniz LinkedIn'den veya farklı platformdan. E-mail adresim de cemal.bucak@pwc.com. Çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılara.